çıkarma öncesinde hedef kıyıya önce keşif timleri çıkıyor. Amaç asıl çıkarma için gizlice sahili kontrol etmek. Çıkarma harekatı baskın niteliği taşıyor. Bu nedenle süratli olması şart. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana denize açılmış en hızlı çıkarma gemisi Türkiye'de Anadolu Tersanesi'nde üretildi. Eski tip çıkarma gemilerinin hızı 8 knot yani 8 deniz mili. Yeni gemiler ise saatte 19 deniz mili kat edebiliyor. Kısa mesafede kendisine tehdit teşkil edebilecek her türlü uçak, helikopter, su üstü platformu ve savunma menzillerindeki birliklere karşı darbe atışı icat edebilme, ayrıca her türlü asimetrik tehdide karşı kendisini savunabilecek silah sistemlerine sahiptir. Bir çıkarma gemisinin yetenekli kabul edilebilmesi için aynı anda çok sayıda askeri, zırhlı aracı ve mühimmatı karaya çıkarabilmesi lazım. Ama bunun için de hacminin büyümesi gerek. Hacmi büyüyen gemilerse kıyıya yanaşmakta güçlük çekiyor. İşte Türkiye'nin yeni tip çıkarma gemilerinden birinin hemen yanındayız. Bu geminin temel özelliklerinden biri 1150 tona kadar ulaşan ağırlığının yanı sıra bu ağırlığı kıyıya bu kadar sığ suda dahi getirebiliyor olması. Gemiler 300 metrekareden geniş güvertesinde 7 tank ya da 260 deniz piyadesi taşıyabiliyor. 1 metre derinlikte bile çıkarma yapabiliyor. Çabuk uzaklaşmak için baş manevra pervanesi de var. Amfibi güç son dönemlerde sadece klasik savaşın bir unsuru olarak değil, aynı zamanda insan gücünün ve lojistik gücün aktarım vasıtası olarak görülmektedir. Projede 200'ü mühendis, 800 kişi çalıştı. İlk gemi 2010 yılında denize indirildi. Sözleşmedeki 8 gemi de planlanan zamanda üretildi, deniz kuvvetlerine teslim edildi. 1 derece saniye atakta. Evet. İskele telefon, iskele başı omuzlukta gemi göründü, mesafe orta. İskele derinlik 23 metre. 3 derece saniye.